Çok kıymetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok kıymetli başkan vekili, Büyükşehir Belediye'mizin çok kıymetli bürokratları, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli grup başkan vekili, bir önceki dönem belediye başkanımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin, meslek odalarımızın kıymetli temsilcileri, her zaman bizlerle olan muhtarlarım, basınımızın güzide temsilcisi, temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, ama her şeyden önemlisi gönlü sporla atan spor sevdaları. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 19 Mayıs'tan bir gün sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli eserim dediği, Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe yapılan bir tesisin açılış dönemindeyiz. Ben bir kez daha Türkiye pranga vurulamayacağının, Türk milletinin devletsiz bırakılamayacağının ve belki de emperyalizme karşı kazanılan tek zafer olan Kurtuluş Zaferi'nin ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kurucu kahramanları bir kez daha şükranla, minnetle yad ediyor. Hepsinin aziz hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Değerli hazirun, bugün biraz önce çok kıymetli dostum birçok elbisem var dedi, ama benim için en önemlisi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı, Konfederasyonu Başkanlığı olduğunu söyledi. Sayın Vekilim Gökhan Zeybek burada. Daha önce kendisiyle İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yöneticilik yaptık, beraber görev yaptık. Yani klasik bir sözdür ya, sporun siyaseti olmaz, olmamalı. Ve bugün de birçok farklı siyasi görüşü bünyesinde barındıran insan, gençlik için, zeki, çevik, ahlaklı bir gençlik için bir aradayız. Silivri'ye, bu memlekete taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Burada ben kıymetli arkadaşım, sporcu kardeşim Müjdat Gürsu'yu bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Evet, Silivri birçok alanda siyaset, iş, kültür, sanat ve spor alanında çok kıymetli insanlar yetiştirdi bu memlekete. Müjdat Gürsu kardeşim de o insanlardan birisiydi, spor insanıydı. Ben aramızda olan ailesine de bir kez daha sabırlar dilerken kendilerine en kalbi duygularımı, saygılarımı da, şükranlarımı iletmek istiyorum. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bu tesis 2007 yılında Silivri'de yaşayan bütün hemşerilerim bilir. Burası çöp dağlarıydı, çöplüktü. 2007 yılında o dönemki belediye başkanımız Sayın Hüseyin Turan'ın çabalarıyla ve merhum belediye başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın talimatlarıyla böyle bir tesis kazandı. Ben hem Hüseyin Turan Beyefendi'ye hem de merhum Sayın Topbaş'a saygılarımı, hürmetlerimi sunmak istiyorum. Ben burasının bir Silivri şehir stadı olması fikrini şu anki halihazırdaki şehir stadımızın bir millet bahçesi ve bir hükümet konağı olması, Cumhurbaşkanımızın talimatları olması fikrinden sonra Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu'na bir yine Silivri ziyaretinde bu tesisin içerisinde, bu tesisin Spor Bakanlığı'na veya Silivri Belediyesi'ne tahsisinin mümkün olup olmadığını sorduğumda, niye tahsisi talep ettiğimi de anlattığımda, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak buraya yapılacak tüm tesislere, tüm yeniliklere karşılamaya hazırız dedi. Ben sizlerin huzurunda Silivri'de yaşayan, spora gönül veren herkesin adına kıymetli Başkanım Ekrem İmamoğlu'na şükranlarımı sunmak istiyorum, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve emeği geçen bütün arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına da
teşekkür etmek istiyorum. Silivri'ye göreve geldiğimizde sporun içerisinden gelen bir kardeşinizim. Uzun yıllar profesyonel futbolda oynadım. Silivri'nin spor alanında maalesef ihmal edildiğinin farkına vardım. Silivri spor ve tesisler alanında gerçekten çok zor durumda ve kötü durumdaydı. Silivri Belediyesi olarak hükümetimizle, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız istişarelerle sporda siyaset olmaz diyerek birçok projeyi hayata geçirdik. Silivri Belediyesi olarak birçok basketbol sahasını, onun üzerindeki sahayı, parkların içindeki sahanın yapımını tamamladık. Yine yüzme havuzu olmayan tek ilçe hüviyetinden artık arınması lazım dedik Silivri'mizin. Spor Bakanlığımızda yüzme havuzumuzu, yarı olimpik yüzme havuzumuzu bitirdik. Pandemi şartlarında açılışını bekliyoruz. Yine Silivri Çarşı Meydanı'ndan sahilden ibaret olmamalı, bütüncül bir hizmet anlayışıyla yönetilmeli dedik. En uzak mahallemiz olan Değirmenköy'e Spor Bakanlığımızla beraber FIFA standartlarında profesyonel futbol maçlarında oynanacağı 1000 kişilik soyunma odaları ve spor tesisini ve stadyumunu 2 ay sonra bitireceğiz. Bugün içerisinde bulunduğumuz Müjdat Gürsu spor tesisleri ve akabindeki yapılacak tesislerle bir kompleks haline dönüşecek ve Silivri'de spor severlere armağan edilecek. Onun için ben bir kez daha bütün emeği geçenlere, spora gönül veren herkese, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Burada belki gündemin dışında bir tespiti Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızla da paylaşmak istiyorum. İnsan diyoruz, insana yatırım yapılması gerekir diyoruz. Kültür, sanat, spor tesisleri yapmamız gerekir diyoruz ama bunların yapılabilmesi için önce insanın olması lazım. Maalesef ki bütün bilim adamlarının herkesin ortak bir noktada birleştirdiği bir büyük İstanbul depreminin kapıda olduğu, tarihinin ya da şiddetinin tartışıldığı bir realiteyle karşı karşıyayız. Halihazırda üzerinde bulunduğumuz stat da 2009 yılında yine bir doğa felaketiyle, sel felaketiyle karşı karşıya kaldıktan sonra Boğuluca Deresi'nin koridorunun tamamı yapı yasaklı hale geldi. Geçen ziyaretinizde Sayın Başkanım, önümüzü çeviren vatandaşlarımız şunu söyledi. Burası yapı yasaklı ve biz istesek de kentsel dönüşüm noktasında binalarımızı yıksak da yenisini yapma şansımız yok çünkü yapı yasağı var. Biz Silivri Belediyesi olarak 2009'da gelen yapı yasağının kaldırılması için bütün zemin etütlerini, bütün çalışmalarımızı tamamladık. Ve ilçe belediyemizin meclisinde bütün siyasi partiler oy birliğiyle yapı yasaklı alanın kaldırılması noktasında bir karar aldık. İnşallah Mayıs ayı içerisinde de İstanbul Büyükşehir Belediyemizin gündemine gelerek bu problemi de hep beraber çözeceğiz. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyemiz hem Silivri İlçe Belediyemiz. Ama esas konu bundan sonra başlıyor. Buradaki yapı stoğunun, belediye konutları diye tabir edilen büyük bir yapı stoğunun da kaldırılıp yerine yenisinin yapılması. İşte ben burada nasıl ki sporda hükümetimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve Silivri Belediye'miz bir araya geldiysek, insan için, insan hayatı için, bütün siyasi mülazalardan uzak bir şekilde buradaki yapılacak kentsel dönüşümde el ele vermeliyiz. Ben Sitaş Silivri İnşaat Yatırım AŞ kentsel dönüşüm amaçlı kurduğumuz şirketle İstanbul'umuzun, Büyükşehir Belediye'mizin güzide şirketi Kiptaş'ın bir ortaklıkla Silivri'de kentsel dönüşüme hamle ve soluk ve omuz vermesini çağrısını buradan Sayın Başkanıma yapmak istiyorum. Tekrar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederken bir kez daha Müjdat Gürsu kardeşimi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Silivri'de rahmeti Rahman'a kavuşmuş Silivri'nin bütün değerlerini anarak ve bir kez daha emeği geçen herkese başta Büyükşehir Belediye Başkanım olarak teşekkür ediyor ve sözlerime son veriyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.